Doğanın gücü karşısında insanoğlu her zaman hayrete düşmüştür. Güçlü olan hayatta kaldı doğada, insanoğlu da güçlü olana benzemeye çaba göstermiştir. Dünyanın var olduğu günden beri insanlık, karşılaştığı depremlerden korkmuş, dağların büyüklüğünden etkilenmiş, inanç dünyasını da dış dünyada gördükleriyle ilişkilendirmiştir. Doğada gördüğü varlıkların karşısında kendisini de ona benzetmeye çalışmış, hatta bunu toplulukların bir parçası haline getirmeyi başarmıştır. Almanlar kartalı, Japonlar pandayı, Çinliler ejderhayı, Amerikalılar akbaşlı kartalı, Türkler ise kurtları kendileriyle özdeşleştirmiş, bu hayvanları kendilerini temsil edecek bir sembol haline getirmişlerdir. Peki ya doğanın en vahşi ve korkutucu büyüklüğe sahip canlısı ayılar hangi millet ile özdeşleşmiştir? Doğanın en vahşi ve korkutucu büyüklüğe sahip canlısı ayılar Ruslar ile özdeşleşmiştir. Ruslara göre ayılar sadakati ve gücü temsil etmektedir. Doğada kendilerine ayıyı denk olarak gören Ruslar bunun sonucunda ayıyı kültürlerinin bir parçası haline getirmişlerdir. Hatta Çarlık zamanından günümüze kadar birçok tiyatro ve sinemada çizgi filmin ana teması olarak ayıları kullanmışlardır. Насекомые. Наверное, всем вам очень знакомые. Сейчас придем и чайку с медом попьем. Интересно, тундра полил цветы и фонарь вроде обещал починить. Да, починил. Как приятно быть здоровым, ранним утречком вставать, и еловым, и сосновым, и еловым, чистым воздухом дышать. Ruslar genelde ayıya bir insan ismi olan Mişka olarak hitap ederler. Ve yine bu kültürün etkisinde Oleg Kuzovkov tarafından küçük Rus kızı Maşa ile sirkten emekli Mişka adında bir ayının maceralarını konu edinen, orijinal dilinde yani Rusça'da Maşa'yı Medved olarak geçen, birçok dile çevrilen, Türkiye'de de çocuklar arasında oldukça popüler olan Maşa ve Ayı adlı çizgi film yaratılmıştır. Bu çizgi filmin çocuklara kötü örnek olduğu ve Maşa'nın niye başörtüsü taktığı gibi saçma sapan tartışmalar bir kenara dursun, gelin ben size benim çocukluğumun ayı içeren hem de Ruslar tarafından yaratılmayan çizgi film serisini anlatayım. İngiltere'de doğmuş, daha sonra Kanada'ya göçmüş teğmen Harry Coleburn, 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Kanada askeri kuvvetleriyle İngiltere'ye sevk edilecek birliğin içinde yer almaktaydı. Doğduğu topraklara dönecek olmanın verdiği mutlulukla birlikte askerleri taşıyan trene binmişti. Kanada'da bir şehir olan Winnipeg yakınlarında tren istasyonunda tren durmuştu. Burada askeri birliğin ihtiyacı karşılanıyor, yanlarında taşıdıkları atların bakımı yapılıyordu. O tren istasyonunda başına geleni Harry günlüğünde şöyle anlatıyordu. 24 Ağustos 1914, Left Port Arthur. Sabahın 7'si, trendeyim. 20 dolara ayı satın aldım. Evet, istasyonda bir yavru ayı almıştı satıcıdan. Ona şehrin ismini verdi. Artık ismi Winnipeg'ti. Kısaltma olsun diye Winnie dedi ayıya. Winnie ile beraber okyanusu geçti. İngiltere'deki askeri kampta onu eğitti. Aralarında büyük bir dostluk başlamıştı. Sadece Harry'nin değil, kamptaki diğer askerlerin de gözdesi olmuştu Winnie. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bu iki dostun hikayesi, birliğin Fransa'ya gönderileceği haberiyle bozulmuştu. Çünkü Harry, onu Fransa'ya, savaşa götüremeyeceğini
bir ayının oradaki ortama uygun olmayacağını biliyordu. Eric Holeburn uzun uzun düşündükten sonra bir karar aldı. 9 Aralık 1914 tarihinde Winnie'yi Londra Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Yetkililerden ona savaşın sonuna kadar bakmalarını, savaştan sonra dönebilirse Winnie'yi alacağını söyledi. Hayvanat bahçesi yetkilileri bu teklifi kabul ettiler. Londra Hayvanat Bahçesi'nde Winnie oldukça fazla ilgi görüyordu. Çünkü diğer ayılardan farklı olarak insanlara çok yakındı. İnsanların onu elleriyle besleyebilmesine, küçük çocukların onun sırtına çıkmasına izin veriyordu. Sıcakkanlı davranışı Winnie'yi hayvanat bahçesinin göz bebeği yapmıştı adeta. Savaşa teğmen olarak giden, yüzbaşı olarak geri dönen Harry Colburn, 4 koca senenin ardından hayvanat bahçesine geri dönmüştü. Winnie'ye olan ilgiyi görünce onu 1 Aralık 1918 tarihinde hayvanat bahçesine bağışlayıp Londra'da bırakarak Kanada'nın Winnipeg şehrine geri dönmüştü. Harry Colburn 12 Mayıs 1934 tarihine, yani Winnie'nin ölüm tarihine kadar hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından sürekli olarak bilgilendirilmiştir. Aslında Winnie'nin Winnie olacağı zamanlar tam da onu Londra'da bıraktığı zamanda başlamıştır. Winnie sahip olduğu ünü Harry'nin onu bıraktığı 1918 yılından sonra da arttırarak sürdürmüştür. Sıcak kanlılığı ile sevgileri etrafına toplayan Winnie, onu ziyarete gelen bir çocuk sayesinde çocuk edebiyatına ismini altın harflerle yazmayı başarmıştır. 21 Ağustos 1920'de Londra'da doğan Christopher Robin Minnie'nin birinci yaş gününde ona babası tarafından ismi Edward olan bir oyuncak ayı hediye edilir. Christopher Robin ve babası Alan Minnie, Londra Hayvanat Bahçesi'nin sürekli müdavimlerindendir. Christopher ise Harry'nin hayvanat bahçesinde bıraktığı Winnie'yi çok sever. Ondan etkilenir ve Edward olan oyuncak ayısının ismini Winnie the Pooh olarak değiştirir. Pooh ise sahip oldukları Pooh'un ismidir. Babası Alan Min bir yazardır ve yazdıkları o kadar rağbet görmemektedir. Ta ki oğlu Christopher Robin'le oyuncaklarının hikayesini yazana kadar. Çocuk edebiyatında ses getiren bir seriye dönüşen Winnie the Pooh'un ilk kitabı 1924 yılında basılır. 2 ayda 50 bin kopyası satılır. Bunun devamında ise serinin 4. ve son kitabı 1928 yılında basılır. Alan Min'den çok oğlu Christopher Robin ünlenir. Gittiği her yerde Christopher Robin'in babası olarak tanıtılır. Gerçek Christopher Robin'in bu kadar şöhret kazanmasını istemiyordum. Christopher Robin Min'in bir süre sonra adım keşke Charles Robert olsaydı demesini istemiyorum, der baba Alan Min. Christopher Robin'in yatılı okulda okumasından dolayı ailesiyle çok sıcak bağlara sahip değildir. Ona binlerce çocuk mektup yazar. O da dadısının yardımıyla mektupları cevaplar. Okulda kıskanıldığı için birçok çocuk tarafından dışlanır. 9 yaşında kendisini okulda koruyabilmesi için boks derslerine gönderilir. Christopher Robin ise sevgi ve nefret arasında kaldığını, isminden büyüdükçe nefret etmeye başladığını anılarında belirtmektedir. Christopher üniversiteyi bitirdikten sonraki iş arama sürecinde babasına karşı gücenme duygusuna kapılmıştır. Onu kendisinin çocuk omuzlarına çıkmak, ismini çalmak ve kendisine oğlu olmak gibi boş bir ünden başka bir şey bırakmamakla suçlamıştır. Soyadından bile vazgeçmek istemiş, ancak bunu hiçbir zaman eyleme dönüştürmemiştir. Christopher Robin ailesini çok az ziyaret etmiştir. Babasının ölümünden sonra annesinin ölümüne kadar geçen sürede annesini 15 senede bir defa ziyaret etmiştir. Bu yüzden annesi onu evlatlıktan reddetmiştir. Kanada'da başlayan, çocuk edebiyatında milyonlarca çocuğa ulaşan bir hikaye. Benim de çocukluğumun vazgeçilmezlerinden biriydi üstelik. Gerçi o kadar çocuğun içinde bir çocuk olan Christopher Robin için acı verici kötü bir çocukluk yaşatsa da.
Çizgi filmdeki Winnie'ye ve Tigger'a Türkçe'de can veren, onu seslendiren değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Bülent Kayabaş'ı rahmetle anmadan bu videoyu kapatmak içime sinmezdi zaten. Çocukluğuma bıraktığın bu güzel iz için teşekkür ederim büyük usta. Keşke bir şeyler yemek için biraz ara versek. Ay yahu! Merhaba millet! Eğlenceli bir şeyler gördünüz mü acaba? Tigger, fark etmemiş olabilirsin ama biz şu anda bir iş yapıyoruz. İş mi? Ben o kelimenin anlamını bile bilmem. Bir şey diyeyim mi beni? Bugün gerçekten çok önemli bir şey yaptın. Yaptın mı? Evet yaptın. Kendi göbüsünü düşünmek yerine bir arkadaşını düşündün. Sağ ol Christopher Robin. Artık uzunca bir süre karnımın acıkacağını sanmıyorum. Hem de uzun bir süre acıkmayacaktır. Aa, olamaz. Seni şapşalayacak.